Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Değerli Nevşehirliler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Nevşehir'imizin tüm mahallelerine, ilçelerine sevgilerimi yolluyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sözlerimin hemen başında Nevşehir'e bir şükran borcum var. Onu ifade etmem gerekiyor. 10 Ağustos 2014 seçimlerinde Nevşehir şahsıma verdiği %64,4 oranındaki destekle farkını bir kez daha ortaya koydu. Bilhassa %88'e ulaşan desteğiyle Acıgöl ve %72'lik desteğiyle merkez olmak üzere tüm Nevşehir'e şükranlarımı sunuyorum. Nevşehirli kardeşlerimin her birine Kadir Şinaslıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu itimadınıza layık olmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, Nevşehir tarihin şehri, tabiatın şehri, kültürün şehri olduğu kadar demokrasinin, milli iradenin şehri. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin bu coşkunuza, bu aşkınıza, bu heyecanınıza gurur duymamak mümkün mü? Kardeşlerim, dün 27 Mayıs'tı. Rahmetli Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı idam eden darbecileri ibretle hatırladık. Yarın 29 Mayıs. İstanbul'u fetheden o güzel kumandanı, o muazzam orduyu sevinçle, salavatlarla, tekbirlerle, coşkuyla hatırlayacağız. İnşallah 30 Mayıs'ta İstanbul'da dev bir fetih şöleni düzenliyoruz. Cumhurbaşkanlığının himayesinde bunu yapacağız. Farkı görüyorsunuz değil mi? Milletin yanında, kalbinde yer almakla karşısında yer almanın farkını görüyorsunuz değil mi? Biz hep milletin yanında yer aldık. Milletin gönlünde yer edinmenin çabası içinde olduk. Nevşehir bizim verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugüne kadar Nevşehir'i hiç utandırdık mı? Bugüne kadar Nevşehir'in rızası hilafına bir adım attık mı? Hacı Bektaş Hazretleri ne diyor? Dostumuzla beraber yaralanır, kanarız. Her nefeste aşk ile Yaradan'ı anarız. Erenler meydanına vahdet ile
Gir de gör, 40 budaklı şamdan da 40'ımız bir yanarız. Evet, biz hep milletimizle birlikte yaralandık, milletimizle birlikte yandık. Biz 12 yıldır diğer 80 vilayetimizle birlikte Nevşehir'e de hizmet etmenin, Nevşehir'i 2023 Türkiye'sine hazırlamanın çabası içinde olduk. Son 12 yılda Nevşehir'e yaklaşık 4 katrilyon liralık yatırım yaptık. Nevşehir'e üniversite kurduk. 2013 yılında da bu üniversiteye Hacı Bektaş Veli adını verdik. Bugün 11 bin öğrencisi 25 farklı eğitim kurumu ile üniversitemiz hizmetini sürdürüyor. Sağlıkta 300 yataklı devlet hastanesini, ilçe hastanelerini ve 11 aile sağlığı merkezini de şehrimize kazandırdık. TOKİ aracılığıyla 5.495 konutu tamamladık. Teslim ettik. 1.459 konutun inşası sürüyor. Kardeşlerim, 2002 yılında Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün yolların kavşak noktası Nevşehir'de sadece ne kadar bölünmüş yol vardı biliyor musunuz? 87 kilometre. Biz buna ne ilave ettik? 188 kilometre yol ilave ettik. Fark bu. Şimdi Ürgüp'le Niğde ve Nevşehir istikametlerindeki ulaşımı sağlayacak yeni yolların projeleri hazırlanıyor. Antalya-Kayseri hızlı tren projesi Nevşehir üzerinden hayata geçiriliyor. Bunun bedeli ne olacak? 11,5 katrilyon. Dev bir yatırım. Hem yük hem yolcu taşımacılığında kullanılacak bu hızlı tren hattı Nevşehir'in turizmine de ticaretine de büyük bir katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı olarak bu projelerin, bu yatırımların takipçisi olacağım. Birlikte çıktığımız bu yolda hizmet çıtamızı sürekli yükselterek inşallah durmak yok. Öyle diyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin geçtiğimiz 70 yılının 40 yılı koalisyonlarla geçti. Heba oldu. Bakınız, burada size çok basit bir örnek vermek istiyorum. Öyle ta tek parti dönemine kadar filan gidecek değilim. 1983 yılından bugüne koalisyonlarla milli gelirimiz arasındaki ilişkiye baktığımızda her şey kendiliğinden ortaya çıkıyor. 1983 yılında rahmetli Özal tek başına iktidara geldiğinde ülkemizde kişi başına düşen milli hasıla neydi biliyor musunuz? 1765 dolar. Tek parti iktidarının nihayete erdiği, yani Sayın Özal'ın dönemini bitirdiği 1991 yılının sonunda bu rakam 3800 dolara ulaşmıştı. Yani iki katından fazla bir artış meydana gelmişti. Niye? Tek parti. Koalisyon yok. Sonra ülkede koalisyon dönemi başladı. 2002 yılına geldiğimiz zaman bu rakam artmak bir yana 3500 dolara düştü. Biz orada aldık. Daha önceki 8 yılda iki kattan fazla artış var. Buna karşılık koalisyonla geçen 10 yılda geriye gidiş var. 12 yıllık başbakanlığım döneminde 3500 dolardan aldığımız kişi başına milli geliri 10.500 dolara çıkardık. Yani tam 3 katlık artış. Türkiye'ye bu zenginliği nasıl kazandırdık biliyor musunuz? İstikrar ve güven ortamı sayesinde. Banka hortumlamalarına
faiz lobilerine, IMF reçetelerine, yanlış yatırımlara son verdik. 25 banka yatırdı bizden önce, batırdı bizden öncekiler. 25 banka. Zarar neydi biliyor musunuz? 40 milyar dolar. Kimlerin iktidarda olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? Anlatmama gerek var mı? Bitti. Böyle lafla milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik bu ülkeye hizmette olur. Bu ülkenin kasalarını boşaltmakla olmaz. IMF'e borçlandılar. 23,5 milyar dolar. Kim ödedi? Biz ödedik. Sıfırladık. Şimdi IMF bizden borç istiyor. Milli Bankamız Merkez Bankası değil mi? Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolar. Ya milliyetçilik öyle. Kafatası milliyetçiliği olmaz. Kuru milliyetçilik olmaz. Böyle olur. Kasayı doldurmak da olur. Değerli kardeşlerim. Kalmadık. Bakın şimdi dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. Elhamdülillah. Ve Kasım ayında dünyanın en büyük ülkelerini %85 sermayesini elinde tutanları Antalya'da topluyoruz. Yani G20 toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Kardeşlerim, altyapı yatırımlarıyla, üst yapı yatırımlarıyla Türkiye'yi sıçrattık. Biz geldik. 79 senede Türkiye'de yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 6100 kilometre. Peki biz 12 yılda bunun üzerine ne ilave ettik? 17600 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Kaç tane havalimanı vardı biliyor musunuz? 26. Şimdi kaç tane var? 55. Nereden? Nereden? Olay bu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Biz gelene kadar var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Ama şimdi 1213 kilometre hızlı tren hattı var. Ankara İstanbul, Ankara Konya, Konya Eskişehir, bu hatlar yapıldı. Sivas devam ediyor. İnşallah bunlar da bitecek. Buradan da geçecek. İnşallah bu rakam 2023 yılına kadar 13.000 kilometreye uzanacak. Kardeşlerim, Türkiye'de 79 yılda milli eğitimde kaç derslik vardı biliyor musunuz? 346.000. Peki biz 12 yılda buna ne ilave ettik? 234.000 derslik ilave ettik. Farkımız bu. Öğrencilerimiz, yavrularımız kitaplarını ücretsiz alıyor mu? Ya bundan önce kitap bulamıyorduk, kitap. Ve üniversite sayısı neydi? 76. Şimdi ne oldu? 191. Üniversitesi olmayan elimiz kalmadı. Ve çok daha enteresan, yurtlarda yatak kapasitesi neydi biliyor musunuz? 182.000. Biz buna 12 senede 207.000 daha ilave ettik. Şu anda yaklaşık 400.000'e ulaştı. Sağlıkta muhteşem bir dönüşüme imza attık. Ülkemizde biz geldiğimizde 1078 adet sağlık kurumu vardı. Şimdi buna 2500 sağlık kurumu ilave ettik. Kardeşlerim, ambulans sayısı neydi biliyor musunuz? Tabii. 617 tane ambulans vardı bütün Türkiye'de. Biz bunun üzerine 3450 tane ambulans ilave ettik. Şimdi helikopter ambulanslarımız var mı?
Jet ambulanslarımız var mı? Modern ülke bu ya. Modern ülke bu. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de 79 yılda 195 baraj inşa edilmişti. Biz 12 yılda bunun üzerine ne ilave ettik biliyor musunuz? 279 baraj. Biz buyuz. Bakınız, bizden önce toplu konutta yapılan toplu konut neydi biliyor musunuz? 43 bin. 43 bin. Ama biz 12 yılda ne kadar toplu konut inşa ettik biliyor musunuz? 657 bin toplu konut inşa ettik. Ah, ah kardeşlerim. Ben şimdi sesleniyorum. Memur kardeşime sesleniyorum. Bizden önce hükümetler züğürt kaldı. Zorunlu tasarruf altında memurun işçinin maaşından kestiler. Başbakan koltuğuna oturdum. Önüme işçinin memurun alacağını koydular. Ne kadar biliyor musunuz? Ah değerli çıkmış. 15 katrilyon. 15 katrilyon. Arkadaşlarıma dedim ki ilk işimiz bu parayı ödemek olacak. Ve hemen sendikalarla arkadaşlarımızı bir araya getirdik, bu parayı ödedik. İki, memura işçiye dediler ki siz konut sahibi yapacağız. Kardeşlerim ne konutu ya? Parayı kestiler. Maalesef ne kadar alacağı vardı işçinin memuru biliyor musunuz? 3,5 katrilyon. Onu da biz ödedik. 18,5 katrilyon görüyor musunuz? Biz buyuz ya. Onlar borçlandı, biz ödedik. Ya devlet milletine, işçisine, memuruna borçlu olur mu? Şimdi bakıyorum da kuru sıkartıyorlar ya. Şimdi asgari ücreti ihaleye çıkarmışlar. Birisi diyor 1400, birisi diyor 1500, birisi diyor 1600, birisi diyor 5000. Ben de diyorum ki var mı artıran? Hale bak ya. Ya sizin biz geçmişinizi, cemaziyel evvelinizi biliyoruz ya. Siz memuru, işçiyi sömürdünüz. Hastane kapılarında bizi inim inim milletiniz. Benim vatandaşım, benim işçi kardeşim, memur kardeşim eczaneden ilacını alamıyordu. Öyle mi? İstediği hastaneye gidemiyordu. Şimdi gidiyor mu? Ya milletini sevmek budur be. İnsanı sevmek budur ya. Milliyetçilik budur ya. Böyle lafla milliyetçilik olmaz ya. Değerli kardeşlerim, İşte 12 yılda Türkiye'yi biz bu şekilde büyüttük. İnşallah yasakların Türkiye'sinden hürriyetlerin Türkiye'sine geçilmesini sağladık. Ama bu öyle kolay olmadı. Kendi kendine olmadı. Çok büyük mücadeleler verdik. Darbecilerle mücadele ettik. Cuntacılarla mücadele ettik. Vesayetçilerle mücadele ettik. Bunların tetikçiliğini yapan medyayla mücadele ettik. Biliyorsunuz 1998 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bana bir şiirden dolayı neydi biliyor musunuz? Bu şiirin sahibi Ziya Gökalp ve Atatürk'ün idolüdür. Mihraptan ilahi kelam geliyor. Yere dipsiz gökten selam geliyor. Ne para ne pul,
olun, kalplere İslam geliyor. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber ama maalesef bu ülkede birçok şey anlaşılmadı, anlaşılmak istenmedi. Ne diyordu Ziya Gökalp? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız korkutucu şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımı zaferden zafere koşturan şey nedir? İşte şu içinde gördüğünüz iman birliğidir. Konuşmamın girişi buydu. Bundan dolayı İşte o malum hadiseler oldu. Ne dediler? Muhtar bile olamaz. Milletim beni başbakan yapınca, cumhurbaşkanı yapınca, bu defa da Menderes'in akıbetiyle %52 ile seçilmiş cumhurbaşkanına idam başlığını attılar, üzerine de benim resmimi koydular. Bir de kurnazlık yapıyorlar. Biz böyle bir şey yapmadık. Dürüst olun, dürüst. Adam gibi adam olun. O dolarlarınız, o paralarınız, o sermayeleriniz, o şirketleriniz sizi hiçbir zaman, bilesiniz ki o büyük hesap gününde o hesaptan kurtarmayacak. O büyük hesap günü ebedi alemdir. Orada hesaplar şaşmaz. O hesap gününün sahibinde orada rüşvet geçmez. Orada yolsuzluk yok. Orada terazi çok dürüst artar. Kardeşlerim, bu da yetmedi. Ne yaptılar? Yurt dışını devreye soktular. Biz Türkiye'nin kazanımlarını korumak, Türkiye'nin önünü açmak için meydanlara çıkınca da vay efendim, Cumhurbaşkanı meydanlara çıktı. Ya elbette meydanlara çıkacağım. Türkiye'nin kazanımlarını göz göre göre heba edilmesine müsaade edemeyiz ki. Ben bunu vatandaşıma anlatmam lazım. Cumhur'un başkanıyım. Cumhur beni bu göreve götürürken ne dedi? Haklarımıza sahip çıkacaksın dedi. Bunu anlatmam lazım. Ve bakıyorsunuz CHP'si müracaat ediyor Yüksek Seçim Kurulu'na. MHP'si müracaat ediyor. Terör örgütünün temsilcisi var. O da müracaat ediyor. Tabii red, red, red. Yahu bunlar ne anayasa biliyor, ne şunu bu. Zannediyorlar ki böyle dersek sustururuz. Susturamazsınız. Biz bu meydanlardan geldik. Bu meydanlardan Allah'ın izniyle çıkmayacağız. Çünkü benim bir tarafım var. Nedir o? Millet. Ben milletin tarafıyım. Her partiye eşit mesafedeyim. Tamam. Ama benim de herhalde gönlümde bir aslan yatıyor. Bu da ayrı bir konu. Ve
Bu sözlerimi ifade etmekten kimse beni alıkoyamaz. Darbecilere, vesayetçilere, bölücülere, paralellere karşı milletimin, ülkemin hakkını sonuna kadar savunacağım. Kardeşlerim, işte bak, şimdi konuşuyorlar. Şimdi bu paralelciler, değil mi? Ne yaptıklarını görüyorsunuz. Şimdi yeni Türkiye'nin inşası için, yeni anayasa için, başkanlık sistemi için düşündüklerimi ben milletimle paylaşacağım. Bu benim milletime karşı sorumluluğumun gereği. Tabii böyle olunca bunlar ittifaka girdiler. Sağ olasınız. Aslında bu ittifak en başından beri vardı. Ama ilk defa bu kadar genişledi. Bu kadar kendini belli etti. Bölücü örgütle paralel örgüt bir oldu. Yanlarına Ermeni lobisini, New York Times gazetesini de aldı. Türkiye'de siyaseti diye dizayn etmeye çalıştılar. Yutmaz. Siyaset mühendisliği ana muhalefetin zaten genlerinde var. Milliyetçi olduğu iddiasındaki parti de geçmişine ve tabanına ihanet pahasına bu ittifakta yerini aldı. Kendisine prens olarak da bölücü örgütün güdümündeki partiyi seçtiler. Hep birlikte onun için çalışıyorlar. Hani ben diyorum ya, bir pop star çıkardılar. Doğru söylemiş miyim? İyi saz çalıyormuş, öyle diyorlar. Sesi de güzelmiş, öyle söylüyorlar. Hayırlı olsun. 6-8 Ekim olaylarında milleti sokağa döküp 50 kişinin ölümüne sebep olan bu değil miydi? Bir yandan da milleti tehdit etmekten geri durmuyorlar. Neymiş efendim? Bölücü örgütün ve paralel yapının desteklediği parti barajı asamazsa kriz çıkarmış. Erken seçime gidilmiş. Kim söylüyor bunu? Bir yanda milliyetçi olduğu iddiasındaki partinin genel başkanı söylüyor. Böyle bir yanlış olabilir mi? Bunu nasıl söylersin? Bu ülkenin güvenlik güçlerini tepeden tırnağa nasıl yok farz eder? Bu ülkede hukuka, yasalara ters hareket edenler gerekli muameleyi görür. Kimlerin nerelerde bir araya geldiğini görüyor musunuz? Nevşehir bu oyuna izin verir mi? İşte bunun için Hacı Bektaş Veli'nin diyarında buradan sesleniyorum. Hep beraber seslenelim. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Ben de şunu ilave ediyorum. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim, Sumona Aydın kisvesi altında 200 kişi bir araya gelmiş, bildiri yayınlamış. Onların da derdi eş başkanların partisinin barajı geçmesi. Bizi de vesayet rejimi oluşturmakla suçluyorlar. Biz vesayet rejiminin 27 Mayıs darbesinden, 12 Eylül darbesinden, 28 Şubat postmodern darbesinden, 27 Nisan o bildirisinin okunduğu zamandan biliriz. Biz vesayetle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Bugün illa bir vesayet arayacaklarsa gitsinler arkasında durdukları yere baksınlar. Vesayete niyetlenmek, Van'da billboardlara kan akan musluk resimleri asmaktır. Vesayeti istemek bölgenin her yerinde vatandaşlarımızı kendilerine oy vermeleri için tehdit etmektir. Vesayeti desteklemek Diyarbakır'da 3. kattan atılan, bıçaklanarak otomobille üzerinden geçilen Yasin Börü'nün katline ses çıkarmamaktır. Bu sözde aydınların 6-8 Ekim olaylarında öldürülen 50 kişi için bildiri yayınladıklarını duydunuz mu? Gördünüz mü? Ne aydını ya? Bunlar karanlık karanlık. Bunların hiçbir milli meselesi yok.
hiçbir milli mesele için bir bildiri yayınladıklarını görmedik. Göremezsiniz. Çünkü bunlar hiçbir zaman benim milletimin canının, inancının, kültürünün, tarihinin, değerlerinin yanında yer almadılar. Bunlar her zaman milletin karşısında oldular. Ne diyor merhum Erdem Beyazıt? Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Milletimizin bunlardan sorulacak çok hesabı var. Şu hale bak. Milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığımızı kapatmak isteyenlerden sorulacak hesabı var. Milletimizin İmam Hatip okullarını kapatmak isteyenlerden sorulacak hesabı var. Din derslerini kaldırmak isteyenlerden sorulacak hesabı var. Taksim Kabe'mizdir diyenlerden, Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diyenlerden sorulacak hesabı var. Değerli kardeşlerim, milletimizin istikrar ve güven ortamına kastedenlerden sorulacak hesabı var. İşte 7 Haziran bu hesabın görüleceği gündür. Nevşehir 7 Haziran'da bunlardan hesap sormaya hazır mı? Nevşehir 7 Haziran'da yeni Türkiye'nin yolunu açıyor mu? 7 Haziran'da yeni anayasa ve başkanlık sistemi için güçlü bir irade ortaya koyuyor mu? Şimdi buradan sesleniyorum. Bizim Rabia'mız var biliyorsunuz. Rabia'mızı öyle bir aykıralım ki ana muhalefetiyle, yavru muhalefetiyle, eş başkanlarıyla, bölücü örgütüyle, paralel örgütüyle, Ermeni lobisiyle hepsi duysun. Rabia. Tek millet. Ne var bunun içinde? Türkü, Kürdü, Lazı, Arabı, Çerkesi, Gürcüsü, Abazası, Boşnağı, Arnavudu, Romanı, ne varsa 78 milyon tek millet. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin sembolüdür. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bazıları operasyona hevesleniyor. Bölücü terör örgütü filan. Karşısında bizi bulurlar. Silahlı kuvvetlerimizi bulurlar. Güvenlik güçlerimizi bulurlar. Hepsinden öte milletimizi bulurlar. Ve tek devlet. Devlet içinde devlet olur mu? Çıkmış bir paralel devlet. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sapıttınız ya. Ya akıllı akıllı, uslu uslu bu ülkede çalışmak varken bu devleti içinden ele geçirmek. Nereden çıktı bu iş? Ne oldu? Sonunda oyun bozuldu. Öyle mi? Düşün, beni dinleyecek, Cumhurbaşkanlığı dinleyecek, Anayasa Mahkemesi'ni dinleyecek, Genelkurmay Başkanlığı dinleyecek, aklınıza ne gelirse bütün bakanları dinleyecek. Ne oldu? Evet, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüde olay bu oldu. Ne demiştim başbakanlığımda? Bunların inlerine gireceğiz demiştim. Girdik mi? Girdik. Şimdi kaçıyorlar. Türkiye'den kaçıyorlar. Ben merak ediyorum, 99'da kaçan niye Amerika'ya, Pensilvanya'ya gitti? Ya sen vaiz değil miydin? Sen hoca değil miydin? Amerika'da ne işin var ya? Mekke, Medine'ye gitseydin ya. Niye oraya gittin? Değerli kardeşlerim,
Şimdi de Türkiye'deki imamları kaçıyor. Bunların da biliyorsunuz her ilde imamları var. Ya imam mihrabı terk eder mi? Bunlar onu da yapmaya başladılar. Kaçıyorlar. Onlar da kovalanacak. Hukuk içinde ne gerekiyorsa bunları hepsini yapıyoruz, yapacağız. Durmak yok. Eyvallah. Kardeşlerim, şu coşkunuz bambaşka. Sizlerle beraberiz. Şimdi de şarkımızı söyleyelim. Hazırız değil mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Unutmayın, biz Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi doğruluk dost kapısıdır diyoruz. İnşallah bu dost kapısından ömrümüz boyunca da ayrılmayacağız. Ahde vefanız için her birinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Sesidenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Görüldüğü gibi olan sesidenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.